Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Evet, Ekim ayı da bitti. Kasım ayına geldik. Kasım ayının 5'inde acayip bir yeni ay var. Tırsıyorum azıcık ama yani yapacak bir şey yok. Kader yaşanmak üzere çizilmiş bir şey. Ve cerahatin temizlenmesi için patlaması gerekebiliyor. Bunca profesyonel astroloğun arasında ben kalkıp bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim sadece 18 yaşımdan beri ilgi alanım. Çok profesyonel sayıldığımı söyleyemem. Ama yine de pek hoş şeyler gözükmüyor gibi. Allah hepinize güzel, sağlıklı, sevdiklerinizin yanında olduğu, darla olmadığınız, darlık çekmeyeceğiniz güzel bir Kasım ayı versin diliyorum. Ekim ayında bitenler burada. Her ay sonu da yaptığım gibi bekledim ayın 31'i olsun. Ondan sonra hepsini çekeyim, sizlere anlatayım. Çok işinize yaradığını biliyorum bu videoların. Çünkü güzel umutlarla aldıklarım var. Pek hani beni memnun etmeyen ya da tam tersine ucuz olduğu için alıp çok memnun olduğum ürünler de var arasında. Önce en büyük şişeden başlayayım. Bu arada hala katarakta ameliyatı olmadığım için yemin ediyorum otururken böyle çekime gözlük, bir de yeni moda büyüteçle oturuyorum artık. Görmüyorum. Bildiğiniz görmüyorum yani. Kalsın burada, ihtiyacım olsa kullanırım. En büyük olandan başlıyorum. Biliyorsunuz benim Türk markalara karşı bir görevim diye düşünüyorum. Önceliğim onlar. İlk onlardan bakıyorum. Eğer uygun fiyatlı bir şey bulursam Türk markalardan alıyorum. Eğer bulamazsam yabancı markalara gidiyorum. Ekos 3 benim yaklaşık 2 yıldır kullandığım, hem yer temizleme suları, çamaşır yumuşatıcısı, bulaşık deterjanı, el sabunu, ne isterseniz var. Bu bulaşık makinesi deterjanı benim. Bu arada elimdeki dermatit geçti avucumdaki. Çok mutluyum. Dediğim gibi yani 6 ay sabreder ve vücudunuzun kimyasallarla temasını keserseniz dermatitle baş etmenin en güzel yolu bu. Bitti çamaşır yumuşatıcım. Evet, diğerleri gibi böyle misler gibi kokmuyor. Ama başınızı koyduğunuz yastık kılıfından ya da yüzünüzü temizlediğiniz o havludan kötü bir şey çıkma ihtimali yok. Onun için eğer ailenizde hassas insanlar varsa ya da olmasa bile hassaslaşmasınlar diye mutlaka organik bir şeyler kullanın. ISEA sertifikalı ve hayvanlar üzerinde test etmeyen bir Türk markası Ekos 3. Kendi sayfaları var sanırım. Ben Trendyol'dan almıştım. Bitti. Yenisini sipariş vermem gerekiyor. İkinci biten şey. Çünkü bunun ismini okumam lazım. Skin 79 falan gibi bir şeydi. Yanlış hatırladım. Tabii Skin 79. Bu acayip bir jeldi. Daha doğrusu sadece ben değil, annem, oğlum ve ben üçümüzü kullandığı bir banyo var. Orada duruyordu. Kim denk gelirse kullandı. Hepimizin memnun olduğu bir şey. Biri yağlıya dönük bir cilt, annemin kupkuru bir cilt. Benim de karma kışın birazcık daha kuruyan bir cilt. Smart Clear diye. Eğer linkini bulursam aşağıda size koyacağım. Artık ürünü atıyorum çünkü dibinde çok az kalmış ve altındaki tarih okunabilir durumda değil. Büyük ihtimalle bunun son kullanma süresi de geçti zaten. Güzel bir köpük yapıyor, iyi temizliyor, gıcır gıcır edip sonradan cildi kurutmuyor. Bu Smart Clear'i biz sevmiştik. Eğer bulursam bir daha gidip alacağım. Eğer yoksa da mutlaka Türk markalarından da bir tane bulabilirim ama Kore markaları genelde beni yanıltmıyor. Bu da bitti. Gelelim. Bu bir Türk markası. Sheida'nın Pure Ocean köpük temizleyici. Enteresan bir köpük. Eğer hassas bir cildiniz varsa, üzerine okumak üzere gözlüğümü taktım. Temizlerken cildinizi gerilmiş ve kuru ve kötü hissediyorsanız çok iyi bir köpük. Tavsiye ederim. İçerisinde çok düzgün kullanılmış kimyasallar var. Endişelenecek hiçbir şey yok. Üstelik bir pompa, kullanmadan önce iyice çalkalamanız gerekiyor. Hala içinde bir parça ama su var galiba. İyice çalkalayıp pompa köpük alıyorsunuz ve cildinizi gerçekten çok nazikçe temizliyor. Tavsiye ederim. Bu da bir Türk markası ve içeriği gerçekten hiç fena değil. Aloe vera'nın da içerisinde birçok mineral var biliyorsunuz. Hassas ciltler için bence çok çok iyi. Bilhassa sivilce tedavisi gören gençler için tavsiye edebileceğim bir köpük. Sheida. Bunun toniği de var. Toniği hala bitmedi. Daha az kullandım. Çünkü The Pure Solution'ın bu AHA-BHA'lı toniğini dönüşümlü olarak kullandığım için bu da erken bitti. Bir başka Türk markası Nocicept. Bu Nocicept'in saç şampuanı.
Hem saçlı deriyi sakinleştirici hem de daha böyle sağlıklı ve nemli saç bırakmak için güzel formüle edilmiş. İçerisinde SLS yok, ALS var. Ama ben bundan çok memnun kaldım. Saçlı deriyi yağlandırmadı. İçerikleri de hiç fena değil. Üstelik fiyat olarak da raflarda, en ucuz mağazalarda bile bulabileceğiniz şeylerden çok daha düzgün bir fiyata sahip. Nusisept'in ürünlerinden daha önce ben hangisini denemiştim? Hassas ciltler için olan Calming Lotion'ını denemiştim. Onun hakkında bir video yapmıştım. Hatta hassas ciltler için en kolay, en ucuz, en risksiz kullanılabilecek bir pompalı bir kremleri de var. Sayfalarına gidip bakarsanız keşfedersiniz. Hiç fena değil. Destekleyelim Türk markaları. Efendim, ondan sonra bu da bir Türk markası. Kutusunu sakladım. Çünkü diş macunum bittiğinde kutusuyla beraber üstünden bir şey aktarırım diye, biliyorsunuz lavabonun arkasında bir tane poşet var, içine dolduruyorum bunları. Bu Provident acayip özenle hazırlanmış bir diş macunu. Ve yaklaşık bu bir tüp bana 2,5 ay falan gitti. Yazın sonunda almıştım. Bu zerdeçal ekstreyli olanı. İçerisinde doğal koruma var, mikrobiyom dostu formülasyonu var. Hem diş hem diş etleri için ve probiyotik içerikli. Sıkı durun. Florür, SLS ve SLES, paraben ve gluten içermiyor. Yani aileniz için bulabileceğiniz en sağlıklı diş macunlarından biri bu. Gerçekten diş etlerimin kanamaları bitti ve kendimi daha iyi hissediyorum. Günde 2 kere fırçalamak gerekiyor, üşenmemek gerekiyor. Provident'ten üçlü paket almıştım ben. Biri bitti, 2 tane kaldı. Şimdi öbürünü açtım. Çok memnunum. Bakın, bu da bir Türk markası. Dilerim yurt dışına falan da satıyorlardır ve çok başarılı olurlar. Altında Made in Turkey görünce gurur duyuyorum. Başarılı bir ürün. Gerçekten Provident. Neva Color. Saçımı şu an boyadığım saç boyası. Çok mu temiz? Hayır. Bu çok güzel bir renk çıkıyor. Bu arada organik saç boyalarıyla ilgili bir videom var. Girip isterseniz ona da bakabilirsiniz. Saçlı deri saç boyası sırasında birçok kimyasala maruz kalıyor. Hem saç kökünün zayıflamasına sebep olabiliyor. Ve saç derisinden farklı kimyasallar aldığımız için de mümkün olduğu kadar oradaki listede olanların içermediğini kullanmak gerekiyor. Ama işte biz hanımlar renge daha çok önem veriyoruz. Organik boyayla da bu rengi elde edebildim. En fazla 12-13 gün kafamda kaldı, akıp gitti. Neva Color'un hangi numarasıydı bu, hatırlamıyorum. Hep aynı numara gibi, bakıp videonun altına yazarım. Bu ay kullandığım bu. Ha, diyeceksin, anlatıyorsun kimyasalı niye kullanıyorsun? Çünkü ben de insanım. Yani ucuz olsun, uzun süreli gitsin. Mümkün olduğu kadar az zarar göreyim. Bu üç kriterle beraber hareket ediyoruz artık. Bazı şeyleri satın alırken, evet, fiyat daha önemli olmaya başladı hepimiz için. Bu neydi? Watson's'tan yaptığım alışveriş sırasında aldığım sabun, lavanta özlü. Nasıl açılıyor bu? Hala kokuyor. Çok güzel. Bunu ben şu meşhur masaj kesesi var ya, anlatmıştım size. Yani hem batıkları önleyici hem de masaj yapıyor vücudunuza. Kan alışımını arttırıyorsunuz. Duştan çıkarken bir de üstüne bir soğuk su döküp çıkarsanız daha diri, dolaşımı daha canlanmış. Dolayısıyla dokulara daha çok oksijen gitmiş bir banyo yapmış oluyorsunuz. Bu sabuna bayıldım. Çok çabuk bitirdim. Yani 15 günde falan bitti bu. Tabii banyoda kullanınca daha çabuk bitiyor. Bir daha alır mıyım? Evet, alırım. Parabensiz bir sabun. Çok da güzel bir lavanta kokusu var. Beğendim. Türk malı mıdır bilmiyorum. Muhtemelen. Evet. Menşe ülke Türkiye'dir yazıyor. Çok memnun oldum. Bu ay yeni maskaramı aldım. Bu da benim eski maskaram. Avon'daki Süper Şok Max demiştim. Yani bitmek üzere diye. Evet, artık bitti. Evet, ucuz diye almıştım. Yeni aldım, daha mı iyi? Evet, çok daha beğendim. Ben Avon bozulmasın. Ama yeni aldığım maskara Evelyn'in Ayışı Organik'ten çok daha güzel. Bugün onu sürdüm ama oradan ne kadar gözükür bilmiyorum. Tak bakayım bin altına. Hiç fena değil ama daha çıkarmadım. Bakalım çıkarırken ne kadar zorlayacak. Avon'un şok maskarası da bitti. Bunu da atıyoruz.
Bittiğine üzüldüğüm ve yarısını bulamadığım başka bir şeydi. Şu Rimmel'in Lasting Concealer. Artık bu kutuda yapmıyorlar bunu. Artık böyle şeye koymuşlar, tüplere koymuşlar. Tüpte olanı testerından da denedim. Hayır, bunun gibi değil. Bunun gibi değil. Maalesef yeni bir göz alt kapatıcısı arayışına girdim. Gerçi Flormer'dan bir tane likit aldım ama bunun gibi değil. Bu hem katı, yani çok sıvı değildi. Böyle göz altında bir tabaka oluşturmuyordu ama çok da güzel örtüyordu. Sürme hareketiyle değil, tampon hareketiyle uyguladığımda yukarı bakarken toz pudrayla sabitledim mi bütün gün kıvıldamıyordu. Ama üretimine son vermişler. Ne yapalım? Yani bantsız bedeli neyi beğenirsen piyasadan yok oluyor. Bir hanım da geçen gün söylemişti. Çok beğendiğim bir şeyler hep üretimi durduruluyor diye. Bir tane başka bir şey. Klavun'un şu yüz temizleme yağı. Bayağıdır kullanıyorum. Bayağıdır. Yani hakikaten çok bereketli bir ürün çıktı. Bu bitmeye şu kadar kalmıştı yakınken. Gidip şu Altera'nınkini almıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Altera'nın organik temizleme, yüz temizleme yağını almıştım. Bu bitti. Bunu kullanmaya başladım. Aradaki fark ne derseniz, bununla çok daha farklı bir süt, nasıl hani ovuşturuyorsunuz, sonra ellerinizi ıslatıp ovaladığınızda süt kıvamına dönüşüyor ya. Bu çok daha yoğundu kılavuda. Tabii ki kılavunun fiyatıyla bunun fiyatı da farklı. Ayrıca bu organik değil, bu organik. Bunu da beğendim. Bundan da birkaç kere kullandım. Tabii ki fiyat açısından baktığınızda bu tarz bir yağ hem daha az risksiz, hem eğer karma ve sivilceye yakın bir cildiniz varsa daha gönül rahatlığıyla organik olanları kullanabilirsiniz. Göstermek için getirdim yanında. Bunu yazın başında almıştım. Ne kadar kullandım derseniz hakikaten çok düzenli de kullandığımı söyleyemem. Bir Beauty'nin kahveli vücut peeling jeli. Doğal kahve ve kil. Evet, doğal kahve ve kil var. Çok eğlenceli. Yani duş bittikten sonra yıkandınız, her şey bitti. Vücudunuz ıslakken bundan böyle bir cevizden birazcık daha büyük alıyorsunuz. Bütün vücuda masaj yapıyorsunuz. Şimdi benim komik gelen, bana komik gelen bunun selülite de etkisi olduğunu yazması. Antiselülit etkisi. İçerisindeki granülleri anlattığım bir peeling videom var. Oradan girip bakabilirsiniz bunun granül büyüklüğünde. Çok yoğun bir granülü yok. Ama duşta inanılmaz bir böyle kendinizi bir kahve içiyor gibi hissediyorsunuz. Jeli çok hoş bir kıvamda ve biraz dirilik veriyor. Yani içindeki şu minnacık granüller sayesinde selülitinizin falan gideceğini hiç sanmayın. Selülit videomdan izleyebilirsiniz. Selülit o kadar kolay halledilebilecek bir problem değil. Dolaşımla ilgili, sizin hareket etmenizle ilgili bir sorun. Ama jimnastikle beraber bu tip ürünlerin biraz daha sertlerini uyguladığınız zaman selüliti çok daha rahat azaltabilirsiniz. Bir daha alır mıyım? Yazın evet alabilirim bundan. Fiyatı da çok makul. 14 lira falan yanlış hatırlamıyorsam. Neşeli çıkıyor insan banyodan. Ama selülit ne? Bu hangisiydi acaba? Dermalor yapıyorum ya şu Lumina'nın serisiyle ama bir tane de geçen hafta meyve leke için olan ampulünü kullandım. Aslında normalde şey kullanıyorum, damlalıklı olan serumunu. Bundan bir tane kullandım. Bu da bitti bu ay. Ve şunu bitmeden göstermek istedim. Bal Köpüğü mağazasını biliyorsunuz, ben şeylerimi oradan alıyorum. Deodoranlarımı, bazen lavantalı, onların bir merhemi var filan. Onun Losyon Bar adını verdiği şöyle bir bal mumu ve çok değerli yağlardan yapılma kuru ciltler için ürettiği bir bar. Değil, saçım çıktı üstünden. Kullanımı zor. Evet, zor. Bunu kuru cilde şöyle yaparak uyguluyorsunuz. Vücut losyonundan çok daha kalın, çok daha yağlıca ama sizi rahatsız etmeyen, tıpkı o pul pul olmuş derinin üstüne bir battaniye gibi bir örtü oluşturuyor. Bu bar losyondan acayip memnun kaldım.
Yalnız üretimde sanki kimyager hanımefendi kimdi unuttum ismini formunu değiştirmesi lazım. Yani bunu daha rahat uygulamanın bir başka formunu bulmamız lazım. Losyon olsun demiyorum, yine bar şeklinde olsun böyle. Eğer kupkuru herhangi bir vücut bölgesinden muzdaripseniz Balköprü mağazasındaki bu losyon barı tavsiye ediyorum. Gerçekten hem arıların hem diğer doğal maddelerin vücudunuza yapabileceği en güzel battaniyelerden biri. Amma methettim. Kendim üretmiyorum ama güzel. Çok da hoş kokusu var. Tavsiye ediyorum. Gelelim, videonun sonunda her ay bahsedeceğimi söylemiştim. Peptikolajenin bu serumunu artık yarıladım. Bakın. Artık yarıladım. Eylül'ün başında başlamıştım. Eylül, Ekim'in sonu, Kasım ayının sonunda muhtemelen bu bitmiş olacak. Peptikolajenin kremiyle beraber kullandığınız zaman serumlar daha derin tabakaya indiği için ikisi kombin, hem içerdiği C vitaminiyle hem peptitlerle, bir matriksil de var içerisinde. Cildinizde yeniden yapılanma ve kolajen üretimini tetikleme konusunda size çok yardımcı olacaktır. Bir gün sürerek olan bir iş değil bu. Cilt bakımında özellikle sarkmalar ve kırışıklar, hyaluronik asit bakımından korkunç zengin bir serum bu. En zor halledilen şey sarkmalar ve kırışıklar. Neden? Çünkü içeriden kolajen üretiminin yeniden kaliteli hale getirilmesi lazım ki o gevşemiş olan yerler tekrar sağlıklı liflerle onarılsın. Ben 3 ayda biter diye düşünmüştüm. Sanırım evet, 3 ayda bitecek. Doğru kullanırsanız gerçekten iyi sonuç alabileceğiniz bir serum. Peptikolajen serumu kendi kremiyle beraber kombinde kullanabilirsiniz. Başka bir nemlendirici altına da kullanabilirsiniz. Son ayın bu, Kasım ayının sonunda da bitmiş olacak. Yine ben görüşlerimi paylaşırım. Ama memnun muyum? Evet, memnunum. Yaşıma göre cildimin bakımında bana en yardımcı olan serumlardan biri oldu peptikolajen. Bunu da anlatayım dedim videonun sonunda. Bir dahaki ayın sonunda da tekrardan son sonuçları gözden geçiririz beraber. Uzun bir video oldu. Bazıları şikayet ediyor, bazıları da diyor ki yani sen anlat, sonuçta biz içinden işimize yarayanı alırız, bilgiyi depolarız ve ileride karar vermekte kullanırız. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir Kasım ayı olsun diliyorum hepinize. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Hayatınızda her şey yolunda gitsin ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.